Herkese merhaba. Bugün 26 Ekim 2020 günlerden pazartesi, yeni bir hafta ve haftanın ilk manşeti. Gündem ne? Gündem elbette Covid. Bana göre Mart'tan beri, hatta Şubat ikinci yarısından beri dünyanın, Türkiye'nin, fark etmiyor Avrupa'nın, Amerika'nın, bütün kıtaların ve yeryüzünde yaşayan insanların, insanlığın gündemi bana göre Covid. Bir numaralı gündem bu, açık ara. Hemen bunu takiben de bunun ekonomik etkileri ve yaşanan büyük belirsizlik. Bundan sonra ne olacağı? Emin olun başka bir gündem yok. Ama elbette liderlerin, ülkeleri yöneten insanların, ülkelerdeki kimi odakların ya da işte efendim kimi devletler arasındaki af buyurun idrar yarışının falan oluşturduğu bir takım gündemler oluyor ve biz de bunun peşine takılıyoruz. Gündem Macron. Mesela Fransa, Fransa mallarına boykot. Gündem dolar mesela. Gündem Azerbaycan, Ermenistan mesela. Ki bana göre mesela bugün Türkiye'de konuşulan, bana göre değil de genelde öyle zaten, bir numaralı gündem doların 8 TL'yi geçmesi. Şu anda bakıyorum ekranıma 8.08. O arada Euro 9.55 dolaylarında. Pound ise benim yaşadığım ülkenin para birimi 10.53. O da 11 liraya doğru koşuyor. Gündem bu. Yani 7.55 iken problem değildi de 7.95 iken problem değildi de 8.05 olduğunda problem oldu. Buna da bakacağız birazdan. Evet. Hayır, hiçbiri. Yani ne Covid, ne ekonomi, ne dolar, ne Azerbaycan, Ermenistan, Doğu Akdeniz, Tayyip Erdoğan, Macron, işte efendim Almanya'da basılan cam, hiçbiri. Gündem ne biliyor musunuz? Gündem Şevval. Şevval. Güzellik kraliçesiymiş efendim Türkiye'de. Ben yakinen bu magazin dünyasındaki gelişmeleri takip etmiyorum ama artık o kadar sosyal ağların gündemine gelince ben de ilgilenmek durumunda kaldım. Sorgu Sual programına katılmış televizyonda. İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz sorularına yanıt verememiş. Hürriyet yazarları olayı değerlendirmişler falan, böyle tam sayfa şey var. Yani Türkiye güzellik kraliçesiymiş efendim. Baktığınızda doğma büyüme İngiltereli olduğunu ve ana dilinin esasen İngilizce olduğunu görüyorsunuz. Türkçe ikinci dili. Haliyle doğma büyüme İngiltere'de yaşayan bir vatandaş olduğu için de Türkiye ile ilgilenmesi ve bu sorulara cevap vermesi zor. Söyleyeyim, benim iki çocuğum var. Biri 8 yaşında, diğeri 12 yaşında. İstiklal Marşı'nı bilmiyorlar. Türkiye'de kaç coğrafi bölge var bilmiyorlar. Fahrettin Koca'yı da hiç tanımıyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanı kim deseniz onu da söyleyebilirler mi emin değilim. Herhalde Erdoğan diyebilirler yani. Öyle evde birkaç kere konuşulduğu için ya da işte belki geçmişten böyle hafızalarında kaldıysa. Bu bir şey değildir yani. Mesele bu değildir yani. Burada birkaç sorun var. Mesele şu. Mesele bunları bilip bilmemesi değil insan. Siz bunları bildiğinizde insanlığın yüce mertebesini tutmuyorsunuz. Bunlardan çıkmamız lazım yani. Burada bir sürü hata var, facia var. Birkaç tanesini söyleyeyim. Bir tanesi, karşınıza çıkan bir insanı bu şekilde böyle bir zeka testine tabi tutmanız adeta. Bilgi yarışmasına falan. Yani bunu bunlara bilemeyince geri zekalı olmuyor bu insan. Anlatabiliyor muyum? İki, bu nasıl bir ezberdir ki aklınıza? Fahrettin Koca kim? İstiklal Marşı'nı oku bakalım. Hani böyle Müslüman yatırıp okuyup kelime-i şehadeti dedirtmek falan gibi böyle. Hani ergenlerin kendi aralarında yaptığı espriler. Buna falan gerek yok yani. Hemen aklınıza bu geliyor. İşte efendim Türkiye'de kaç coğrafi bölge var? Bilmese ne olur insan? Nedir yani? Türkiye'de kaç coğrafi olduğunu bilmezse ne olur? 5, 7, 10, 12 fark etmiyor veya 4. Ne olur yani? Çok büyük bir mesele mi yani? Fahrettin Koca'yı tanımayınca ne oluyor? Ne oluyor yani? İstiklal Marşı'ndan bir satır söyleyemeyince ne oluyor? Ki bu güzellik kraliçesi Şevval Şahin doğma büyüme İngiltere'de. Ve ana dili İngilizce yani. Ki İstiklal Marşı'nı bilmeyişi son derece normal.
Ha diyebilirsiniz ki güzellik kraliçesi olmuşsunuz, Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Yani Türkiye'nin ABC'sini bileceksin kardeşim. Yani başkent Ankara'dır, cumhuriyet devletidir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, İstiklal Marşı vardır. Şudur budur, hani böyle temel cumhuriyetin kuruluşu 1923'tür falan filan gibi falan, en azından temel konuları bileceksin. En azından bir böyle Türkiye defterini açacaksın, bir genel kültür vatandaşlık bilgisini bileceksin. Olabilir. O yönüyle o eğitime eksik kalmış olabilir. Sadece işte bu tür ekranlarda sınava tabi tutma meselesiyle. Yani bir insanın zekasını, bir insanı tanımak istiyorsanız, aklını öğrenmek istiyorsanız, hayata dair konulara dair fikirlerini öğrenmek istiyorsanız, sorular bunlar olmamalı yani. Ve onu öyle bu şekilde bu sorularla rezil etmeye çalışmamalısınız yani. Neresinden tutulsa şey. Sonra da işte gazetecilik de oturuyor bunu. Biri savunuyor. Birisi biraz fazla mı üstüne gidiyoruz diyor. Birisi diyor ki ya pes diyor yani. Bunu nasıl bilmezsin falan. Asıl sana pes. yani. Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı olduğunu bilince çok mu başın göğe erdi? Türkiye'de 7 bölge olduğunu biliyor olmakla muhteşem bir genel kültüre sahip olduğunu mu düşünüyorsun yani? Dün radyoyu dinliyorum. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. BBC'de bir bilgi yarışması. Hoşuma gidiyor. Bazı şeyler de öğreniyorum oradan. Sorulardan biri şuydu. Amerika-Meksika savaşı sırasında Amerika başkanı kimdi? Ya İngiltere'de, Avrupa'da, hadi öyle deyin, Avrupa kabul ediyorsanız, okyanusun ötesinden bir soru, bir savaş, bir dönem sorusu ve o dönemde Amerika başkanı kimdi diye soruyor. Ve yarışmacı bildi bu soruyu. Puan kazandı. Yani bilgi yarışmasında evet böyle güzel sorular var. Fakat hani şu anda bunu seyreden pek çok insan da Amerika-Meksika savaşı mı? Allah Allah, soruya bak, ne kazık ya. Bir de yani hem Amerika-Meksika savaşını hakkında bir şey bileceksin, hem hangi tarihler arasında olduğunu bileceksin. O tarihlerdeki Amerika başkanını da tahmin edeceksin, bileceksin falan. Bayağı kazık soruymuş falan diyebilirsiniz ama yani biraz hani bir bilgi yarışması yapıyorsan, genel kültür yoklaması yapıyorsan falan. Yani. Eminim Seval Şahin'e İngiltere ile ve İngiltere genel kültürle ilgili pek çok şey sorulsa hiç düşünmeden cevap verebilecektir. Mesele o da değil yani. Mesele o da değil. Neyse biz dönelim gündemimize. Paydos dönemi dedik. Paydos dönemi bizim başlığımız değil. Bunu İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'ndeki yazısında paylaştı. Ve o yazıdan pasajları okumadan önce de ben açıkçası size doların seyriyle alakalı daha bu sene içerisinde paylaşılmış ve yeni ekonomi programında öngörülen grafiği göstermek istiyorum. Görüyorsunuz ekranda. Yeni ekonomi programında 2020 itibariyle 6.91'den başlatılan dolar, yani dün değil evvelki gün adeta, 2021'de 7.68 olacakmış. 2022'de de efendim 7.88 olacakmış. 2023'te 8.02 olacakmış ki 2023 değerini geçmiş durumda şu anda. Uğur Gürses demiş ki 7.95 ile 8.01 arasındaki fark o arada 100 milyonlarca döviz rezervinin eritilmiş olmasıdır. Başkalarının bastığı parayı satarak kendi parasının değerini korumayı sağlamak dünyanın hiçbir ülkesinde mümkün olamadı. Ulusal paranın değeri düşük enflasyon ve güvenle tesis edilir demiş. Ekonomi Bakanı ise son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor demiş. Türkçede büyük bir sorun var ama neticede şunu diyor. Ekonomimiz büyüme patikasına girdi. Yani buna siz patika ekonomisi de diyebilirsiniz artık. Bir takım grafikler paylaşmış. İşlerine gelen grafikleri paylaşıp ekonominin büyüdüğünü anlatmaya çalışıyorlar. Ayrıca şu da var. Batı'da hiçbir ülke ekonomisinin iyi gittiğini söylemiyor. Veya bir takım grafikler paylaşarak bakın ha işte iyi yoldayız falan demiyor. Bu eyyamcılık sadece Türkiye'de var. Bu pragmatizm sadece Türkiye'de var. Ne Fransa'da ne Almanya'da. Mesela Merkel çok zor aylar geliyor dedi. Yeni yaptığı açıklamada. Almanya Başbakanı. Çok zor aylar geliyor dedi. Ve dedi dikkat etmemiz lazım. Yani ekonomik açıdan da pandemi açısından da salgın açısından da. Ama bizim Türkiye'de liderler ne diyor? Hallettik, hallediyoruz, büyüdük, büyüyoruz. Aşı tamam geliyor. Yani
Birazdan geleceğiz o aşı bahsine. Profesör Doktor İbrahim Öztürk demiş ki sabah pazar sabahı programımı yapmış, döviz ve altınınızı bozmayın. Bu düzey bile öncü göstergedir. Tırmanma şeridinin başındayız demiş. Analizimi bitirmişim. Keyif çayımı içip eğlenmek günüm demiş. Çaya geleceğiz birazdan. O Malatya'da meşhur Erdoğan'ın esnaflarla arasındaki diyaloğa, ona herhalde gönderme yapmış İbrahim Hoca. Keyif çayımı içip eğlenmek günüm, kimse benden yeni analiz neyim beklemesin demiş ki Mostar'da pazar sabahı haftanın ekonomi programı, gerçek ekonomi programı Turan Görür Yılmaz'la Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün programı, bu yayından sonra mutlaka seyredin. Bir fenomen oldu İbrahim Hoca. Mühim de kan getirdi Mostar ekranlarına. Tebrik ediyoruz. Bu yayınları da takip etmenizi özellikle öneriyoruz. Turan Bozkurt demiş ki dolar euro da artık yeni kademeye geçtik. Herkes hesabını buna göre yapacak. Ona cevap güzel. Turgut Aydın cevap vermiş. Gidip 3 aylık çay alayım demiş. Evet. Bu da eski tarihli bir haber. Akşam gazetesinden geliyor bu caps. Birkaç saat önce caps'ini aldım. 25 Ekim 2015 Pazar günkü akşam. Yani bundan tam 5 sene önce. 25 Ekim 2015 Pazar. Bundan tam 5 sene önce 13 yıllık istikrar olmasa dolar 8 liraya çıkabilirdi demiş. Kim? MÜSİAD Başkanı. Şimdi burada şu dolara bakın. Benim o caps'i aldığım saatte 8.06. Evet. Halk çareyi kredi kartında arıyor. Bankalar Arası Kart Merkezi Eylül sonunda kredi kartı sayısının yıllık bazda %8 artışla 73.9 milyon adete, banka kartı sayısının da %13 artışla 181.1 milyon adete yükseldiğini açıklamış. Evet, kredi kartında, kredi kartına yüklenmeyin demek de kolay değil. Ne yapacak yani? Zaten battık diyor. Belki bir iki ay daha idare edebiliriz. Orası da batacak biliyorum ama diyor. En azından şimdilik bir ay iki ay bana nefes aldırır diye oraya da yükleniyor. Genel psikoloji bu yani. Katar'daki dev marketlerden Türk malını alın kampanyası. Ne olacak ki? Yani Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri falan neyse ambargo uygulayacak. 2 milyonluk Katar işte marketlerde falan Türk malını, Türk malı alın falan diye işte efendim promosyon yapacak. O da bir yere kadar. TL'de 21 yılın düşüş rekoru demiş ki o 21'i daha da artırabilirsiniz ve daha belki düşüş rekoru görmemiş de olabilirsiniz. Hatırlatalım, İbrahim Öztürk Profesör Doktor Gerçek Ekonomi programını yapıyor Moonstar'da. İlk başladığı yayınlarda ilk hafta ya da ikinci hafta dolar 15 TL'yi görecek demişti. İstikrarlı bir şekilde oraya yürüyor. Ve genel ekonomik daralmanın ve genel ekonomik dengesizliğin bir sorunu bu, hiçbir gazete söylemiyor. Son 17 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 80 olmuş efendim. Bazı kaynaklarda 82 olarak geçiyor. İzmir'de 7, Mersin, Samsun'da birer kişi olmak üzere son 3 günde 9 kişi ölmüş. 9 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 ilde 80'e yükselmiş. Cumhuriyet'te gördüğüm haber 82 diyordu. Gözaltına alınmış 471 şüpheli, 95'i tutuklanmış. Bu haberler veriyorlar ve bu haberlerin altına şunu koymuyorlar. İçkide fahiş vergiler var. 1 liralık içki 4 liraya satılıyor. Aradaki 3 lira vergi. İşte bundan dolayı da üretim merdiven altına kayıyor ve insanlar ucuz alkol, ucuz içki almak için de böyle sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Bu analizi yapmadığınız sürece bu haberlerin hiçbir kıymeti yoktur. O 80 kişi yaşayabilirdi. Ama dediğim gibi analiz tamamlanamıyor bir türlü yani. Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Ekrem İmamoğlu hafta sonu bunu açıkladı. İyi ki işte efendim Sağlık Bakanı'yla o toplantıya da çağrılmamış falan diyenler oldu. O başka, bu başka. Geçmiş olsun diyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na. İnşallah sağlıklı atlatır. O arada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ise hala yoğun bakımda. Onun da sağlığına bir an evvel kavuşmasını temenni ediyoruz. İki önemli kentin Büyükşehir Belediye Başkanı. Biri hafif atlatıyor, öbürü ağır. Bakalım iş nereye gidecek. O arada Habertürk'ten getirdim işte mesajı. Son dakika. Bu 3 gün önceki mesaj ama hafta sonu bazı gazetelerinde manşetiydi Hürriyet başta. Fahrettin Koca, plana göre Aralık'ta 5 milyon kişiyi aşılayabiliriz. Önce grip aşısını yap da.
Koronanın pazar keyfi. İnanamadım bu görüntüye. 29 dereceyi görmüş hafta sonu Antalya ve bu fotoğraf Antalya'da çekilmiş. Sayın seyirciler. Evet. Dün pazar Antalya Konyaaltı plajı. Burası da Yedigöller efendim. Üst üste millet. Burası İstanbul Esenyurt. Korona dansı diyor. İşte efendim yabancılar veya siyah bir takım vatandaşlar bir yeri kapatıp bir mekanda doğum günü partisi vermişler. Nargileler vesaireler falan. Dinlemiyor vatandaş yani, tuhaf. Bakan sağlam giren hasta çıkar demişti İstiklal Caddesi. Dünkü İstiklal Caddesi, olaya bakar mısınız? Maskeli maskesiz insanlar. O arada Tabipler Birliği Başkanı'nın uyarısı. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devlet görevidir. En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır. Grip aşısı, grip. Sağlık Bakanı milleti koronadan aşılayacakmış da bir iki aya kadar. Ya şu anda 1000 yıllık grip aşısı yapılamıyor insanlar. Parasıyla yaptıramıyor. Onun da mesajı işte Profesör Doktor Metin Günday'dan gelsin. Mühim bir hukukçudur ama sağlıkla ilgili bir mesaj atmış. Ama güzel bir mesaj. Aylarca eve hapsettiği, seyahat özgürlüğünü kısıtladığı yurttaşlarına ücreti karşılığında dahi grip ve zatürre aşısı temin edemeyen bir sosyal devlet diyor. Yani Belçika virüse karşı orduyu göreve çağırmış. Belçika'da koronavirüs enfeksiyonlarının günlük 11 bini geçmesi üzerine hükümet silahlı kuvvetleri göreve çağırdı. Orada Avrupa'da salgının yeni başkenti diye adlandırılan Liège'de bir acil durum hastanesi kurulacağını açıkladı diyor. Şimdi ordu göreve filan deyince bizim gibi ülkeler hep darbe geleneği var ya, hemen aman bir dakika ya, orduyu da çağırmasak falan, gelir bir daha da gitmez gibi şey oluyor ama Batı'da böyle bir hikaye yok tabii. Ordunun göreve çağrılması asayiş güçlerinin mevcut asayişi temin etmekle görevli güçlerin artık yetersiz kalabileceği kuşkusu veya korkusudur. Benzer bir durum İngiltere, Fransa, Almanya ve hatta İspanya, İtalya için de geçerli olabilir ilerleyen haftalarda. İş böyle bir noktaya gidiyor. Evet. Tabii Türkiye'de ordu göreve çağrıldığında ne olur, kim ne der, o beni ilgilendirmiyor. Artık o konuda yorum yapmak da istemiyorum. Hayal Satma Bakanı demiş bir gün, grip aşısı dağıtımında sıkıntı sürerken Sağlık Bakanı korona aşısı 40 gün sonra Türkiye'de diyerek hayal satmaya devam etti. Vakaların patladığı İstanbul'da ise durum kritik. Özel hastanelerin pandemi hastanesine çevrilmesi gündemde diyor. İşte gene görüyorsunuz İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşmış manşetinde Bir Gün Gazetesi. Durum budur yani sevgili seyirciler. Aşıya kullanılacak parayı şehir hastaneleri yuttu diyor Sözcü Gazetesi. Hasta garantili hastanelere ödenen para yüzünden Türkiye başta aşı olmak üzere ilaç çalışmalarına kaynak ayıramıyor. Bu yıl 10,5 milyar gitti, seneye 16,4 milyar gidecekmiş efendim. Evet, dün İstiklal Caddesi'nden görüntüleri Sözcü de böyle paylaşmış. Maske takmadılar, sosyal mesafeye uymadılar. Yani vatandaş da istemiyorsa uymak, hastalanmak istiyorsa, virüs kapmak istiyorsa istediğin kadar önlem al, istediğin kadar ceza yaz. Yani yapacak bir şey yok. Kaç tane kare getirdim Türkiye'den dün. Yani plajdan da getirdim, partiden de getirdim, İstiklal Caddesi'nden de getirdim. Vaziyet bu yani. Nereye dönerseniz dönün yönünüzü. Hikaye bu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Özlü daha kötü günlere gidebiliriz demiş ki o ebilir abiliri geçtik yani, gidiyoruz. Yani yaşadığım ülkede de böyle, Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Grafik bu şekilde yükseliyor. Bir aydır durum bu ve hiçbir şekilde yatay seyir falan öyle bir emare olmadı. Bu şekilde çıkmaya devam ediyor. Emin olun yani. 6 maddeye uyun yoksa durum kötü demiş. Aynı devam. Profesör Doktor Tevfik Özlü'den devam ediyoruz korkusuzdan. Zorunlu olmadıkça evden çıkma. Hane halkı dışında kimseyi eve alma. Herkes de her zaman her koşulda sosyal mesafeni koru. Sosyal alanlara çıkarken mutlaka maske tak. Hijyen kurallarına dikkat et. Elini her zaman temiz tut. Kalabalıklardan, kalabalık alanlardan uzak dur. Hane halkı dışında kimseyle birlikte yeme, içme de. Kime ne anlatıyorsun? Solda da görüyorsunuz parti fotoğrafı. Biraz evvel getirmiştik, biraz gene bakalım. Yasak olmasına rağmen nargile içildi, virüs bayram etti diyor. Esenyurt'ta bir partiden görüntü. Bu kafayla zor biter demiş Ipsos. Milliyet için derlemiş. İstiklal Caddesi tüm uyarılara rağmen yine kalabalıktı fotoğrafı eşliğinde.
Araştırmaya katılanların %19'u, Ipsos araştırmasına katılanların %19'u salgının abartıldığı kanısındaymış. %19'luk bir kesim ise bireysel tedbir almayı gereksiz buluyormuş efendim. Bakmayın ben şu anda Türkiye'yi yeriyor, Türk halkını yeriyor değilim. Bu tür oranlar, buna yakın araştırmalar emin olun Avrupa'da da, Amerika'da da yapılıyor ve hayret verici sonuçlar çıkıyor. Hatta hala bunun komplo olduğunu, bunun abartılı bir şey olduğunu, bunun devletleri bitirmek veya o devletin yönetimini bitirmek. Hatta mesela Türkiye'de de vatandaşa soruyorlar ya, korona Tayyip Erdoğan'ı bitirmek için çıkartılmış bir şeydir diyor vatandaş. Ciddi ciddi yani. Neyse, bunun ekonomiyi geriletmek için falan çıkartılmış bir söylenti olduğunu falan düşünen insanlar var. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da falan yapılan araştırmalarda ciddi bir oran, Türkiye kadar değil elbette ama buna inanıyor yani. Salgın tırmanıyor, para yok, önlem yok. İktidar temsilcilerinin söylemlerinin aksine salgında kontrol büyük oranda kaybedilmiş durumda demiş TR724 manşetinden efendim. Ve evet, geldik malum hadiseye. Dünden beri gündem bu. Veli Ağbaba paylaştı bu görüntüyü. Ajanslar falan geçmedi. Gazetelerde Malatya ile ilgili her türlü haber var ama bu görüntü yok. Efendim, otobüsünün önünde Malatya gezisinde veya Malatya herhalde partisinin ilk kongresine gidiyor. Ne için gittiğinin önemi yok. Malatya'da dün pazar günü Erdoğan otobüsüyle beraber halkı selamlarken ve tabii çay dağıtacakken o sırada otobüsün önüne esnaflar geliyorlar ve bir esnaf temsilcisi ona bir dosya takdim ediyor. Alıyor dosyayı Erdoğan. O dosyada işte efendim bugüne kadar yapılanlardan dolayı teşviklerden veya işte kredi desteklerinden, vergi indirimlerinden veya öteletmelerinden dolayı neyse işte teşekkürler var. Hemen ardından da 2-3 maddede de efendim zor durumdayız, dardayız. Bize işte efendim kredilerimizi öteleyebilir misiniz? Yeni faizsiz kredi imkanı açar mısınız? Şunu yapabilir misiniz? Bunu yapar mısınız? Gibi talepler var. Öneriler var, talepler var. Neyse onu içeren bir dosyayı veriyor. Onu içeren dosyayı verirken de şifahen de o dosyada neler olduğunu özetleyerek anlatmaya çalışıyor. Bunun üzerine de ne oluyor işte yani her şeyi de anlatmayayım. Birlikte bakalım. Anlaşılsın diye altyazı da koyduk efendim altına. Bir dinleyelim bakalım ne olmuş. 1,5 dakikalık görüntü. Seyretmişsinizdir ama bir kere daha bakın. Belki biraz daha altyazı size yeni fikirler veya atladığınız şeyleri falan görme imkanı sağlar. İzleyelim. Depremden dolayı da büyük bileş beklenmiyor. Özellikle 50 bin faizsiz kredi noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir mağduriyetimiz var. 350 bin sevgili esnafımız Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Cumhurbaşkanım kolay işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Bu biraz bana abartılı geldi be. Çok abartılı geldi bak. Çok abartılı bak. Düştü ifadene tamam eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman Evet, olay bu. İşte niye paydos dönemi dedik? Niye paydos dönemi dedik? Onu İbrahim Kahveci'nin yazısından aktaracağım size. İbrahim Kahveci diyor ki, Karar Gazetesi'ndeki yazısında, bu yılın başında TL kredileri toplamı 1 trilyon 633 milyardı. Bu tutar 16 Ekim itibariyle 2 trilyon 282 milyar liraya çıkmış durumda. %39.7, %40'lık bir artış var. Burada sadece TL kredilerine bakıyoruz. Döviz kredileri zaten anılan dönemde 170.5 milyar dolardan 164 milyar dolara geriledi. Ocak-Ağustos sonuna kadar TL kredileri aylık bazda %4.7 artış gösteriyor. 8 ay toplamında TL kredi artışı 620 milyar lira. Aylık artışsa 77 milyar lira. Oysa
28 Ağustos 16 Ekim arasında bu kredi genişlemesi adeta durmaya doğru gidiyor. Aylık TL kredi artışı 77 milyar liradan 20 milyar liraya geriliyor. Yüzdesel aylık artışsa 4.7'den 0.9'a düşüyor. Biz buna artık reel artış değil, faize bağlı nominal artış diyoruz. Kısaca parasal genişlemeye dayalı, tüketim üzerinden tetiklenmek istenen ekonomik canlılığın sonuna geldik diyor İbrahim Kahveci. Neden Erdoğan müjdeyi verdik daha başka müjde veremem diyor ya, işte o. Parasal genişlemeye dayalı tüketim ekonomisinin sonucunu ödemeler dengesinde görebiliriz. Geçen yıl ilk 8 ayda 5.3 milyar dolar cari fazla verilirken bu yıl cari fazladan yeniden açığa döndük. İlk 8 ayda cari açığımız 26.5 milyar dolar oldu. Evet. İşin özeti şu demiş. Parasal genişlemenin sefasını sürdük. Şimdi fatura ödeme zamanı. İbrahim Kahveci'nin yazısından okuyorum. 2017'de bu çıkmazı yaşadık ve 2018 ortasına kadar kur enflasyon sarmalına girdik. İşin ilginç tarafı, Merkez Bankası bu kısa süre önceki açık örneğe rağmen yine geriden takiple aynı hata zincirini sürdürüyor. Yeni bir durgunluk sarmalına giriyoruz. Artık cari işlemler sorun olmayacak ama ya eski dış borç ödemeleri ne olacak veya yabancı sermayenin ülkeden kaçış süreci? Bir taraftan neredeyse hiç tüketmeyeceğiz ve neyimiz var, neyimiz yok ucuza yabancılara satacağız. Diğer yandan da V toparlanma hayaliyle nefes almayı sürdüreceğiz. Bu ikisinin bir arada olmayacağı açıktır. Hem çarklar durmasın isteyeceğiz hem de mülkiyet güvencesini bile tartışmaya açacak kadar piyasada güveni kaybedeceğiz. İşin özeti. Ekonomide yeni bir patikaya girdik. Bu patika daha az iç tüketime dayalı. Daha çok ucuz işçiliğe bel bağlayan üretimi umut ediyor. Hem Avrupa ile didişeceğiz hem de onlara daha çok mal satacağız. Körfez bölgesini zaten kaybettik. Acaba nasıl bir mucize bekliyoruz? Ben de merakla bekliyorum. Buna rağmen nasıl bu kadar umut verebiliyoruz topluma? İşin püf noktası da burası. Gaz bulduk diye meydanları inletiyoruz ama dünyada düşen gaz fiyatlarını yurt içine yansıtmıyoruz. Umarım bir gün havadaki kuşlara bakarak tavasının veya cebinin boşaldığını gören bir toplumsal reflekse kavuşabiliriz demiş İbrahim Kahveci. Evet. Özetle diyor ki, yaprak kımıldamıyor, canlılığın sonuna geldik ve artık paydos dönemi. Yazının tamamını okuyabilirsiniz ama durum biraz böyle. Tabii Erdoğan ABD'ye yaptırımın neyse geç. Geç kalma yap demiş. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Bu şekilde dünyaya meydan okumaya da devam ediyoruz. Tabii orada belki Amerika'da Trump'ın gidişine dönük bir yatırım da olabilir bu laflar ama bu şekilde meydan okumayla, Fransa mallarını boykot etmeyle filan nereye kadar? Biz kabile devleti değiliz demiş. Aydınlıktan getiriyorum. Kabile devleti, yani bu nasıl bir komplekstir ki? Yani böyle bir şey söyleyen, yani bir insan dürüstlükten dem vuruyorsa dürüst değildir. Kabile devletinden dem vuruyorsa kabile devletidir falan filan. Yani böyle bakmak lazım. Keşke kabile devleti olsaydı diyeyim yani. Kabile devletinde bile bir gelenek var filan. Avrupa'da bir ırkçı vatandaşın ismi cizmi milleti önemli değil. Erdoğan'ı terörist diye işte attığı tweet. O da faşistin önde gideni, ayrı bir konu yani. Bir faşist bir başka faşiste bilmem ne yapmış da, o faşiste bilmem ne demiş de falan gibi, hiç bu konulara girmeyeceğim. Ama şu konu önemli. Erdoğan Fransa, ki kadim ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Avrupa'nın Almanya'dan sonra en önemli ülkesidir Fransa. Zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var dedi Fransa başkanına Erdoğan. Ve bunu sürdürdü. Hakikaten kontrolden geçmesi lazım dedi. Yani bir gün sonra bunu sürdürdü, yani devam ettirdi şeyi. Ve tabii Fransa'da tepki gösterdi bilmem ne vesaire. Ve en son Erdoğan, Fransa'da nasıl Türk markalı mal satın almayın deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, siz de Fransız markaları satın almayın. Şimdi tabii Emine Erdoğan'ın Fransız malı çantası üzerinden, başka şeyler üzerinden, yok Renault, Peugeot falan gibi markalar üzerinden, Carrefour falan gibi markalar üzerinden, bir sosyal ağlarda şu dakikalarda bayağı ciddi bir şey dönüyor, mavra dönüyor ama orada değilim. Ya bundan çıkmak gerekiyor. Yani ya artık çıkın bundan. Yani biriyle bir
kriz oluyor. Amerika ile kriz oluyor. Coca-Cola boykotu. Hollanda ile kriz oluyor. Portakal bıçaklıyoruz falan. Ne alakaysa. İşte Fransa'da böyle. Fransa mallarını boykot edin meselesi kaç kere gündeme geldi hatırlamıyorum. İtalya'yla gene aynı şekilde falan. Ya yapmayın bunu yani. Çünkü samimi değil. Hiçbir zaman gerçek anlamda bir boykot olmadı. Bir bu. Hatırlıyorum Abdullah Öcalan'ın İtalya'da yaşadığı dönemde İtalyan mallarına bir boykot biraz sürer gibi olmuştu. Birkaç ay devam etmişti ama onun dışında olmadı. Yani bunlar goy goy yani politik şeyler. Gerek de yok bunlara. İki devletin arası bozulduğunda veya iki devletin liderleri birbirine çemkirdiğinde hemen böyle millet. Yani o başka bu başka. Bir de yani şu anda sizin boykot en son yapacağınız bir şey. Bu nasıl bir sorumsuzluk yani? Millet acından inliyor. Ekmek götüremiyoruz eve diyor. Sen ya, ithalatının, ihracatının, ticaretinin yarısı Avrupa'yla ve Avrupa'nın iki numaralı ülkesi Fransa'ya kafa tutuyorsun falan yani. Nasıl bir yani şuursuzca bir şey yani. Şimdi Berlin'deki Mevlana Camii meselesinde de Almanya'yla aynı şey. Alman mallarını da boykot edelim. Sen önce o zaman bindiğin Mercedes'ten inmen gerekiyor. Yani bu işin bir sonu yok. Neymiş işte cami basılmış falan. Şimdi Fransa'daki olayda da yani tuhaf bir şey var. Yani Fransa'da bir İslamcı bir öğretmenin, tarih öğretmeninin başını kesti. Ve bu olayı kınamadı Türkiye. Bu olayı kınamadığı gibi Macron'un bu konuya gösterdiği tepkiye de üst perdeden senin akıl sağlığın yok diye tepki gösterdi. Fransa zaten bunu yaptığı açıklamada da söyledi. Yani siz önce bizim bu şu başımıza gelen bir hadiseyi bir kınasaydınız keşke diye. Yani burada da bir tuhaflık var yani. Halifeliğe oynayan veya İslam dünyasının halifesi olduğunu zanneden falan bir Erdoğan modeli var ki İngiliz Guardian'da çıkan analizde de bunu söylüyor. Erdoğan İslam dünyasının Habil'ine soyundu. Ondan dolayı Macron'la böyle atışıyor diyor. Ve ondan dolayı da bir İslamcının kafa kesmesini kınamıyor. O İslamcının orada kafa kesmesi de sıradan bir hadise midir? Macron'un epeydir devam eden İslamofobik açıklamalarına bir gerekçe mi olmuştur veya gerekçe üretilmesi kastıyla böyle bir toplumsal olay acaba falan tetiklenmiş midir veya buna göz... O başka bir hikaye. Hiçbir şey sıradan değil. Hele bu tür dönemlerde. Ama yani neticede sizin bu saldırının karşısında olduğunuzu net bir şekilde devlet olarak göstermeniz gerekiyor. Aynı şekilde Berlin'de cami basılması da olağan değil. Ben onu da savunmuyorum. Bir yolsuzluk soruşturması olabilir orada da sabahın köründe niye cami basıyorsun falan. Tabii o da Türkiye'nin dikkatini çekmek için yapılan bir şey. Yani hiçbir devlet normal hareketler içerisinde değil şu anda. Bunu da koyalım yani. Ya varsa bir cami ile alakalı veya cami görevlileriyle alakalı bir soruşturma bunun gereğini yaparsın. Neyse artık mahalli soruşturmada şudur budur. Sabahın köründe cami basmak, ayakkabılarla o camiye girmek falan. Biliyorsun ki bu Türkiye'nin Ankara'nın canını sıkacak veya oradan tepki gelecek falan. Yani biliyorsun böyle bir şey geleceğini ve belki de o tepkinin gelmesini istiyorsun. Ve geliyor zaten işte. Bir de nasıl bir şeydir yani ortaçağ karanlığı. Yani... Avrupa Birliği kapısında yıllarca Erdoğan'ın başkanlığındaki AKP ısrar etti. Şimdi geldiğimiz nokta gene aynı eski söylem ortaçağ karanlığı. Ortaçağ bilmiyor insanlar sadece ortaçağ karanlığını klişe olarak öğreniyorlar. Ben ortaçağın pür aydınlık bir çağ olduğunu savunmuyorum ama karanlık bir çağ da değildi yani. Kendi çağına göre değerlendireceksin gelişmeleri. Her neyse. Erkacar demiş ki Fransa ile İslam düşmanı algısı Almanya ile cami baskını üzerinden gerginlik yaratıyorlar. Herkese karşı savaşıyoruz ve Müslüman koruyucusuyuz çapsızlığı ile içeriği dizayn etmeye çalışacaklar. Oysa Fransa'da bir İslamcı kafa kesti, Almanya'da cami üzerinden yolsuzluk yapıldı. Olay şöyle vuku buldu. Devlet hem kurumlara hem şahıslara pandeminin ilk döneminde geri ödemesiz ücret verdi. Serbest çalışanlar 5000 euro, kurumlar 12000 euro aldı. Bu cami fazla para almak için yapılan usulsüzlüklerin merkeziydi diyor. Doğru olabilir ama basmaya gerek yoktu yani. Benim kastettiğim de o. Yani basılmakla Murat Erdoğan'ın Almanya'ya kükremesini sağlamaktı. O da oldu. Almanya'da tespit edilen 6900 korona dolandırıcılığı kapsamındaki operasyonlardan biri camiye 70.000 euroluk dolandırıcılık kapsamında operasyon düzenlendi.
70 bin euroluk dolandırıcılık kapsamında bir operasyon yapıyorsunuz. Değer mi? Değiyor demek ki. 70 bin euroluk dolandırıcılık kapsamında sabahın köründe cami basmak Alman polisi tarafından devletler arası böyle bir krize yol açması gerekiyor ve açıyor. Demek ki değiyor. Yani mesele 70 bin euroluk dolandırıcılık da değil gibi duruyor yani. Yoksa onu savunuyor da değilim. Elbette sonuna kadar gidilsin. Yani Diyanet'in camileri her biri bir milli görüş döneminden beri, işte hele AKP döneminde tamamen siyasallaşmıştır. Bir bölümde MİT'te çalışmaktadır yani. İhbarcılık yapmaktadır, bilgi toplamakta Ankara'ya geçmektedir falan yani. Elle tutulur tarafı yok. Samimi insanlardan da o camiye devam etmelerini, gidip gelmelerini falan istemem, önermem de bunu. O ayrı bir konu. Ama işte dediğim gibi artık hiçbir şey normal değil. Elmas Topçu yazmış, upuzun 4 tweetlik mesajın sonunda diyor ki Türkiye'de tutulan müfettiş raporlarında Almanya'dan giden paraların aynı bankada el değiştirmesi, yurt dışında dolandırılıp geri Türkiye'ye aktarılması, kara para aklama veya paranın izini yok etme girişimi diye yer alıyor. Cemaatleri böyle adamlar yönetince baskına gerekçe hazır demiş. Evet, baskının sebepleri üzerinde duruyor. Sebepsiz bir baskın değil. Sebepleri var ve belki Alman polisi, Alman İçişleri kendine göre haklı gerekçelerle yapıyor ama dediğim gibi böyle bir diplomatik krize yol açmaması da mümkün değil ve zaten bu da hesap edilmiş bir şey. Öyle olmak zorunda ki hele Almanya gibi, Fransa gibi büyük devletler söz konusuysa bunu hesap etmemeleri, düşünmemeleri imkan ve olası değil. Dönelim iç siyasete. İyi Parti'nin 3. kuruluş yıl dönümüymüş efendim, dün ile evvelki gün. Dün daha doğrusu 25 Ekim Pazar. Hayırlı uğurlu olsun. Aytun Çıray Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajını paylaşmış. Her satırı üzerinde adeta birlikte çalışılmış. Zaman çok hızlı işliyor. Haklılığım ortaya çıkıyor, çıkacak diyor İyi Partili Aytun Çıray. Son kurultayda makas değişikliği yapıldığını iddia ediyor. Bu da Erdoğan'ın Akşener'e kutlama mesajı. Yani muazzam böyle işte efendim alttan alan, geçmişte aralarında muazzam polemik yaşanmamış gibi İYİ Parti'nin mecliste desteğini istiyor. Önce millet, önce memleket inancıyla sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum diyor. İşte 3. yaşını İYİ Parti'nin gönülden tebrik ediyorum diyor falan. Yani bir sonraki aşama ittifak yani falan. O derece öyle nazik yazılmış bir metin. Ahmet Hakan sormuş, alo ben Meral Akşener, bizim Buğra FETÖ'cü mü? Daha evvel üzerinde durmuştum. Partinizde, partinizin bir çalışanınızın, partinizin bir mensubunun la alakalı sabıka kaydı için milli istihbarata, milli savunmaya falan filan soruyorsanız oradan gelen her şeye de hazırlıklı olacaksınız. Gerek yok böyle şeylere ama işte sonra da hani Meral Akşener Ümit Özdağ demiş ya, ben devlete sordum, yok böyle bir şey. Evet. Ben devlete sordum, yok böyle bir şey diyor. Devletin İyi Partisi. Devletin Meral Akşener'i. Devletin CHP'si. 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığına satış yasağı gelmiş. İşte o Faik Öztrak'ın elinde tuttuğu. Devletin CHP'si. Yan yana okuyun. Hiçbir farkı yok yani. Devletin AKP'sinden, devletin CHP'sinin ve devletin İYİ Partisi'nin ne farkı var diye sorduğumda lütfen bir iki satırla anlatın yani. O arada Deva Partisi, devletin demeyeceğim şu anda çünkü Ankara'ya epey öfkeli. Babacan demiş ki Malatya Kongremizin hazırlıkları engellendi, pankartlarımız indirildi, billboardlarımız söküldü, LED yayınları durduruldu. Bunu yapanlar kimden güç aldı? Bilmiyormuş gibi soruyor. Evet, 70 yaşındayım. Bizi idare edenlerin yolsuzluk yaptığını çok gördüm ama AKP dönemi son 10 yılda yaptıkları gibi bir yolsuzluk hiç görmedim diyor eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan. Muhalefet turuna atıyoruz, muhalefet turuna devam ediyoruz. Cumhuriyet'e manşet olmuş Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar. Ayhan Bilge'nin eleştirilerine cevap vermiş. Bir eleştirisine cevapla diyor ki müdahaleden bahsedilip Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye çalışmak kendi pozisyonunun gereğini yapmamaktır demiş Ayhan Bilge. Doğrusu ne demek istediğini bu cümlelerden çıkaramıyorum diyor HDP'li Mithat Sancar. HDP'nin
İmralı ve Kandil'e göre pozisyon belirlediğini söylemek haksızlık. Peki ben sorayım, HDP'nin İmralı ve Kandil'e göre pozisyon belirlediğini söylemek haksızlıksa HDP pozisyonunu neye göre belirliyor? HDP'nin İmralı ve Kandil'e göre pozisyon belirlediğini söylemek haksızlıksa HDP İmralı ve Kandil'e göre pozisyon belirlemiyor diyebilir misiniz? Muhalefet turuna devam ederken araya şunu da koyalım. İlker Başbuğ demiş ki benim en büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek. Uğur Dündar'a verdiği söyleşi Sözcü Gazetesi. Yok birbirlerinden farkı. Devletin İYİ Partisi, devletin CHP'si ve devletin İlker Paşası. Kerim Has Libya'daki anlaşmayı ateşkesi konu etmiş. Son ateşkes anlaşmasına göre Türkiye'nin Kasım 2019'da Serraç'la yaptığı anlaşmalar suya düşecek görünüyor. Libya'daki askeri varlığı da büyük soru işareti. Ayrıca cihatçıların çıkarılması gerekecek demiş. Ankara'da huzursuzluk büyük olsa gerek demiş. Huzursuzluk büyük, Ankara'nın savaşa ihtiyacı var. Ne yaparız diye bakıyorlar bakalım. Gerilime ihtiyacı var. O arada hasta tutuklu Suat Aygün ölüm sınırına geldiğinde bırakıldı. Hemen sonra öldü. 9 ayda 20 ölüm tespit etmiş İnsan Hakları Derneği cezaevlerinde efendim. Adalet Bakanlığı 2021 yılında 39 yeni cezaevi açmayı planlıyormuş. Hayırlı olsun. Yeni Türkiye. Pandemi sürecinde market işçilerinin iş yükleri arttı, koşulları ağırlaştı. Epey zamandır normalleşme süreci ilan edildi ancak işçilerin koşulları hafiflemek bir yana kalıcı hale geldi demiş Evrensel. Çalıştıklarına şükretsin der herhalde hükümet yetkilisi siz böyle bir manşeti atınca. İşçiler gerçekten zor bir süreçteler. İşlerin işleri var diye şükür mü etsinler ya da işte olan sıkıntılardan dolayı şikayet mi etsinler bilemiyoruz yani. Babamın hakkını verin demiş Ermenek madencileri söz verildiği halde yıllardır ulaşamadıkları tazminatların ödenmesi için son çare Ankara'ya doğru yola çıkmışlar. Engellenmişler doğal olarak çünkü Türkiye'de yürüyüş yapmak, eylem yapmak yasaktır. Ermenek çıkışında bekliyorlarmış. Gazete Pencere'nin manşeti özür dilerim. Yeni Asya demokrasi vurgusuyla çıkmış ve yoldan çıkan demokrasi kamyonunu gösteriyor. Daha doğrusu sandık şeklinde demokrasi sandığı yoldan çıktı İbrahim Özdabak karikatürü. 2017'den beri demokrasimiz sıfır demiş Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Erken seçim olabilir demiş KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Erken seçim olacağı kesin de hani 2022-2023'ü görür mü? Ya da herkesin beklediği gibi 2021'de olur mu? 2021 sonbaharında veya 2021 baharında? Bence bundan sonraki aylarda bu tartışma biraz daha sıcak olacak gibi. Değilim efendim. Sondan bir önceki kapağımız Pelin Batu'dan gelsin. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyetini benimseyince yapılan kötülüklerin parçası oluyoruz demiş efendim. Ve geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Bekir Coşkun'un mezarı Paco'ya mektuplarıyla bilinirdi. Hayvan sevgisini aşılayan Türk milletine insanlardan biridir, yazarlardan biridir. Bekir Coşkun ve mezarındaki ziyaretçisini görüyorsunuz değil mi? Taze mezarındaki ziyaretçisi. Paydos dönemi başlıklı manşetimizi böylelikle bitiriyoruz. Birkaç konu daha vardı ekonomiye dair, dış politikaya dair. İşte Erdoğan'ın Katar'a yaptığı günübirlik ziyarette Müslüman Kardeşler Müftüsü Yusuf El Kardavi ile görüştüğü ancak bu konunun yandaş basın tarafından yazılmadığı konusu dahil Erk Acarer yazmış. Bunlara falan girmedik ama temas ettik zannediyorum. İslam dünyasının halifesi kostümüyle Erdoğan'ın bir takım hareketler yaptığını, bir takım işler peşinde olduğunu ve Batı basınının da bunun farkında olduğunu anlattık, anlatıyoruz. Doların 8 küsürlerdeki yolculuğu 9'lara doğru devam edecek, 10'lara doğru devam edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ama değişmeyen gerçek ekonominin daralacağı, değişmeyen gerçek Covid salgınının artarak devam edeceği. Aman kendinize mukayyet olun efendim. Bir sonraki yayınımız yarın. Güne Bakış Turan Görür Yılmaz'da biz çarşamba günü bu ekranlarda yine karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.